Yarın 23 Nisan. Hem CNN Türk hem başka televizyon kanallarında her yerde katıldığınız törenlerde hep çocuklara ilişkin güzel şeyler duyacaksınız. Ama ne yazık ki dünyanın gerçekleri öyle değil. Çocuklara ilişkin acı veriler var. Biz bugün Türkiye'de ve dünyada çocukların durumuna bakacağız. Türkiye'de ve dünyada çocukların durumu nedir? Buna bakacağız. Çocuğunuzu nasıl beslemelisiniz? Nasıl yedirmelisiniz? Okul başarısında ne etken? Anaokuluna giden çocuklar ileride başarıları değişiyor mu? Değişmiyor mu? Başarılı bir çocuk için onlara nelere dikkat etmelisiniz? Ve daha önemlisi, çocuğun ailesi varlıklıysa onun hayatı nasıl değişiyor? Yoksulsa nasıl değişiyor? İşte bunlara bakacağız. Dünya genelinde 5 yaş altında 6.3 milyon çocuk ölüyor her yıl. 5 yaşından küçük 6.3 milyon çocuk ölüyor. Bu çocuklar sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız. Ve onların bu yaşta ölmesi, 5 yaşından küçük çocukların ölmesi aslında insanlığın utancı. Bugün dünyanın binbir halinde çocuklar var. Evet, Türkiye'nin gündeminde neler var diye her zamanki gibi öncelikle bakıyoruz. Çayeli'nde çevreci Zafer, Rize'nin Çayeli ilçesinde faaliyet gösteren Çayeli bakır işletmelerine ait maden ocağı için köylülerin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme madenin çevreye geri dönüşsüz şekilde zarar verdiği gerekçesiyle madencilik faaliyetini yürütmesini durdurma kararı verdi. Bu önemli. Neden? Çünkü madenin çevreye geri dönüştürülemez şekilde zarar verdiğini vurgulaması ve bu yüzden madencilik faaliyetini yürütmesini durdurması önemli bir çevrecilik zaferi. Berkin Elvan için 11 Mart'ta hayatı durdur sloganıyla klip çeken 11 ünlü isim için soruşturma başlatıldı. Tarık Akan, Suhal Olcay ve Mustafa Altıoklar da soruşturulacak isimler arasında hatırlayacaksınız. Gezi eylemleri sırasında başından vurularak öldürülen Berkin Elvan için 11 Mart'ta hayatı durdur sloganıyla klip çekilmişti. Ve gene iş kazası, yine iş kazası, gene ölüm, gene ölüm. İstanbul Kağıthane'de bir inşaat kazısında kullanılan makineyi çıkarmak için gelen vinç ağırlığa dayanamadı. İçinde vinç operatörünün de bulunduğu kamyonet inşaatın temeline düştü. 47 yaşındaki işçi olay yerinde ne yazık ki hayatını kaybetti. Bunlar Türkiye'nin gündemiydi ne yazık ki. Bir de bakalım dünyanın gündeminde neler var. Dünyanın Gözü 1915 olaylarının 100. Yılı anma törenlerinde Türkiye'nin gözü de Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Obama'nın nasıl anacağı, ne diyeceği, bir soykırım olarak tanımayacağında o tören öncesinde 1. Dünya Savaşı'nda yaşanan diğer bir acı olayın yıl dönümü vardı. Geniş çapta yapılan ilk kimyasal silah saldırısı, dünyadaki ilk kimyasal silah saldırısının 100. yılı Belçika'nın İpr şehrinde anıldı. Almanya'da Türk-Alman Toplum Derneği Başkanı Muharrem Ersoy'a ırkçı saldırı yapıldı. Ersoy'un arabasının üstüne bir gamalı haç çizildi. Yapıldığı gün, yani 20 Nisan
günü Hitler'in doğum günü olması nedeniyle de özel bir önem taşıyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ve Yemen'de Husilere karşı Suudi Arabistan liderliğinde yaklaşık bir aydır devam eden hava ağırlıklı operasyon sona erdi. Ancak bu ateşkes anlamına gelmiyor. Suudi ordu sözcüsü iç güvenlik, sivillerin korunması, tahliye ve insani yardım üzerine yeni bir operasyon başlattıklarını açıkladı. Bunlar da Türkiye'nin, dünyanın gündemiydi. Ama biz şimdi Türkiye ve dünyadan çocuk manzaralarına, çocuk gündemine bakacağız. Bütün dünyadaki araştırmalar bize ilginç sonuçlar veriyor. İnsan çocuk konusunda çok hassas. Dünyanın ilkel kabilelerinde de, gelişmiş olduğunu düşündüğünüz kabilelerinde de, batı toplumlarında da, doğu toplumlarında, kuzey ülkelerinde de, güney ülkelerinde de, Asya'da da, Afrika'da da durum değişmiyor. Söz konusu olan çocuk olduğunda insanlar duruyorlar ve düşünüyorlar mutlaka. Örneğin bir araştırma yapılmış. Güzel, genç bir kadın yolun kıyısında karşıdan karşıya geçmek için bekletilmiş. Önünden geçen genç sağlıklı erkeklerin 1/4'ü ona yol vermişler, 1/4'ü yol vermemişler. Fakat kadının eline bir bebek puseti verildiğinde arabaların tamamına yakını durmuş. Bebek pusetinin boş olduğu görünecek şekilde, dik bir şekilde kadın onu tuttuğunda bile arabaların tamamına yakını durmuş. Araştırmacılar bunu şöyle söylüyor: İnsanın soyunu sürdürme içgüdüsü o kadar güçlü ki kadının elinde bebek pusetini gören sürücüler otomatik olarak duruyorlar. Yani yetişkinlere göstermediğimiz özeni bilinçaltı bir şekilde çocuklara gösteriyoruz. Fakat ne yazık ki gerçek dünyada çok da acımasız olabiliyoruz. Yarın 23 Nisan Türkiye'de ve dünyada çocukların manzarası nasıl? Dünyada 1990 yılında 5 yaş altındaki çocukların %9'u ölüyordu. 1990'dan 2013'e geldiğimizde 23 yılda yapılan sağlık çalışmalarıyla birlikte bu oran 4,6'ya düştü. Yani 5 yaşın altındaki her 100 çocuktan 4,6'sı ölüyor. 1990 yılında yılda 12 milyon 700 bin çocuk, 5 yaşın altındaki çocuk ölüyordu. 2000 yılında 5 yaşın altında 9 milyon 700 bin çocuk ölüyordu her yıl. 2013 yılına geldiğimizde 6 milyon 300 bin çocuk, dünyanın dört bir yanında 5 yaşın altındaki 6 milyon 300 bin çocuk ölüyor. Bu veriler UNICEF'in verileri bu arada. Peki çocuklar neden ölüyorlar, nasıl ölüyorlar derseniz, ilk sırada zatürre geliyor. Ölen çocukların, 5 yaş altında ölen çocukların %13'ü zatürreden ölüyor. %9'u ishalden ölüyor. İshalden ölüyor. Ve %7'si de sıtmadan ölüyor. Ama çocuklar sadece hastalıklardan ölmüyorlar. Çocuklar büyüklerin savaşlarının da kurbanı olabiliyorlar. Sırada bir klibimiz var. Bir çocuğun Amerika'da yaşamasıyla Suriye'de yaşaması. Yani bir tesadüf eseri Amerikan vatandaşı olmasıyla bir tesadüf eseri Suriye vatandaşı olması arasında nasıl bir fark var? Save the Children Vakfı'nın çocuklar için, Suriye'deki çocuklara dikkat çekmek için yaptığı bir klip. Lütfen bunu izleyin. İlk bölüm aynı çocuk Amerika'da yaşarken ne oluyordu? İkinci bölüm aynı çocuk Suriye'li olsaydı başına neler gelecekti? Happy birthday to you. Make a wish. Granny. Hello. Have you done your homework? Add up. When General Strike. Ready or not. Here it comes. Arnon clashes with Britain. Buy ammunition again. Deserve to get shot. Air strikes on rebel position. We are going to stay. What's happening? Go.
Anthony Richmond. Dad, there are always double forces advancing. Çocuklar her yerde şiddete maruz kalıyorlar. 2012 yılında dünya genelinde 95 bin çocuk cinayette kurban gitti. 2012 yılında dünyadaki 120 milyon çocuk ya tecavüze uğradı ya tacize uğradı. Dünya genelinde 120 milyon çocuk tecavüze ya da tacize uğradı. Dünya genelinde 1 milyar çocuk 2012 yılında dayak yedi. Bunlar UNICEF'in verileri. Peki Türkiye'de çocuk deyince ne görüyoruz, neler var, elimizde nasıl veriler var? Türkiye'de 23 milyon 18 yaş altı çocuk var. 18 yaşın altında 23 milyon bireyimiz var. 5 yaşın altındaki çocukların sayısı ise 6 milyon 400 bin, 6.4 milyon 5 yaşın altında gencimiz, çocuğumuz var. Çocuk oranı en yüksek iller Şırnak %48,8 ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada Şanlıurfa var %48 ile. Ağrı 46,3 ile. Bunlar da Türkiye İstatistik Kurumu verileri. Peki çocuk oranı en düşük iller hangileri derseniz. Tunceli %18,2 Tunceli'de çocuk oranı. Edirne'de 19,7, Çanakkale'de 19,9. Bunlar da çocuk oranının Türkiye'de en düşük olduğu iller. Peki çocuklarımıza en çok hangi isimleri koyuyoruz Türkiye'de diye sorabilirsiniz. Türkiye'de 2013 yılında erkek çocuklarına en çok Yusuf adı konulmuş. Kız çocuklarına da en çok Zeynep adı konulmuş. Ama çocuklara isim vermek güzel, isimler koymak güzel, çocukları sevmek güzel. Fakat bir de bu çocuklara bakmak lazım, onlara sahip çıkmak lazım. UNICEF verilerine göre 5 yaş altındaki çocukların 1990 yılında %25'i yetersiz beslendi, 160 milyon çocuk. 2000 yılında %21'i yetersiz beslendi, 125 milyon çocuk. 2013'te bu oranlar düştü. Çocukların %15'i, 5 yaş altındaki çocukların dünya genelinde %15'i, yani 99 milyon çocuk yetersiz besleniyor. Dünya genelinde bir yerlerde insanlar aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yerken dünyanın bir yerinde 99 milyon çocuk yetersiz besleniyor UNICEF verilerine göre. Yetersiz beslenmenin çocukların zihinleri, bedensel gelişmeleri ve ileriki hayatları için çok olumsuz etkileri var. Muratcan Bilgincan gitti ve sordu. Bebek doğduğu andan itibaren ilk başta anne sütüyle başlıyoruz. Ön süt dediğimiz o kolostrum hayatı boyunca alamayacağı ve içinde mikropları önleyici, ileride onun hayatına faydalı olacak birçok şey barındırıyor. İleride oluşabilecek hastalıklara karşı artık Alzheimer, romatolojik hastalıklara, kanser hastalıklarına bile artık etkili olduğu konuşuluyor. 6-9. ay anne sütü ön planda, ek gıdalara geçiştir. Gene hep emzireceksiniz, ek gıdalara alışacak ama 9. aydan sonra artık ek gıdalar ön planda. Süt içmenin çok faydalı olduğunu düşündüğümüz ve yarım litre süt içmemiz gerekir diye bir toplumda bilgi de var. Bu da yanlış aslında. Sütü niçin içeriz? Kalsiyum ihtiyacımızı karşılamak için. Ama aslında yoğurdun kalsiyum oranı sütle birebir aynıdır. Artı yoğurdun hem hazmı daha kolaydır. İçindeki faydalı bakteriler bağırsağımıza ve hastalanmamızı engelleyici düzeydedir. Onun için yoğurt aslında daha önemli süte göre. Peynir ise peynirin içindeki kalsiyum miktarı süt ve yoğurttan daha fazla. Türkiye'deki çocukların %12'sinde boy kısalığı var. Gelişim bozukluğu yaşıyorlar, boyları kısa kalıyor. Neden?
yetersiz beslendikleri için. Okul başarısını da çok etkileyen bir şey beslenme ya da yetersiz beslenme. Sinem Yöndem sordu, okul için beslenme nasıl olmalı okul başarısını artırmak için? Okul başarısı için en önemlisi evde yapılan kahvaltı. Günümüzde okullar erken başlıyor. Artı trafik olduğu için çok erken saatlerde okula gitmek zorunda kalıyorlar. Ve en kolay atlanabilen öğünde kahvaltı aslında. Ailelerden küçük bir ricam olacak. Çocuklarını birazcık daha erken kaldırıp özellikle iyi bir kahvaltı ettirmeleri. İşte proteinden zengin yumurtasını yemesi, peynirin tüketmesi. Çay veya süt önermiyorum. Süt de içmeyebilir ama belki bir C vitaminden zengin bir portakal suyu içmesi, böyle güzel tam buğday ekmeği olabilir yanında. Böyle bir kahvaltı edip okula gönderirler ise çocuk aç olmadığı için beyne de yeterli kadar şeker ulaşacağı için çocuk daha iyi sınıfta dersini dinleyebilir. Daha aktif olabilir ve daha zinde olabilir. Et erişkinlerdeki gibi değil ama büyüme çağındaki çocukların beslenmesine bir öğün et olmalı. Karaciğer eğer 10-15 günde bir yiyorlarsa bu daha muhteşem bir olay. Çünkü karaciğerin demir oranı çok yüksek. Ve biz hayvansal gıdayı daha kolay emebiliyoruz. Yani pekmezde bitkisel demire baktığınızda pekmez yerine et yesinler. Bu da önemli. Yumurta çok önemli. Yumurta hem protein anlamında hem de gelişim anlamında çok önemli. Hem kalsiyum açısından D vitamini kaynağı. İçinde çinkosu var. Çinko açısından da çok zengin. Balık haftada 1-2 yemek gerekiyor. Bazı anneler işte balık yağı veriyorum. Balık yağı balığın yerini tutmuyor açıkçası. Balık yağı balığın yerini tutmuyor. Okula gidemeyen çocuklar var bir de dünyada. 1990 yılında 103.9 milyon çocuk, 103 milyon 9 bin çocuk okula gidemiyordu. 2000 yılında 99 milyon 800 bin çocuk okula gidemiyordu. 2012 yılında dünya genelinde okula gidemeyen çocuk sayısı 57.8 milyona düştü. Peki nerede bu okula gidemeyen çocuklar diye baktığımızda ilk sırada Batı ve Orta Afrika geliyor. Dünyada genelindeki 57 milyon okula gidemeyen 57.8 milyon çocuğun 18.8 milyonu Batı Orta Afrika'da, Doğu ve Güney Afrika'da 11 milyon, Güney Asya'da 9.8 milyon okula gidemeyen çocuk var. Okula gidemeyen bir çocuğun bir geleceği olamaz. Fakat araştırmalar bize bir şey gösteriyor. Okul öncesi eğitime giden çocuklar, yani anaokuluna giden çocuklar İleriki hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar. Hem iş hayatında başarılı oluyorlar çok ilginç bir şekilde, hem de okul ve eğitim hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar. Beyin gelişiminin önemli bir bölümü 0-6 yaş arasında gerçekleşiyor. Bu yüzden okul öncesi eğitim büyük önem taşıyor. Gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitime katılım oranı yüksek. OECD üyelerinde 3 yaş grubunda okullaşma oranı %70,2. Bu oran 4 yaş grubunda %84,5'e çıkıyor. Türkiye'de ise oranlar oldukça düşük. 4-5 yaş grubu çocukların %38'i okul öncesi eğitime katılırken 3-5 yaş grubu çocukların yalnızca %28'i anaokuluna gidiyor. Anaokuluna en düşük oranda çocuk gönderen illerin başında İstanbul, Hakkari ve Şırnak geliyor. Peki Türkiye'de okul öncesi eğitime katılım neden beklenen hızda artmıyor? Bunun temel nedeni de geçmiş yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda okul öncesi eğitime erişimi arttırmak için daha çok zaten sayıca az çocuk olan veya okul öncesi eğitimde okullaşma oranları daha yüksek olan illere odaklanılmış olması. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının artması için isabetli politikalar şart. Uzmanlar daha çok çocuğun anaokuluna gitmesinin gelecekleri açısından belirleyici olduğunu vurguluyor. Eğer çocuk uygun, nitelikli bir eğitimle, okul öncesi eğitimle desteklenirse hem ilkokula daha hazır başlıyor, hem gelecekte eğitime devam şansı, eğitime devam süresi daha uzun oluyor. Bunun yanı sıra akademik başarı açısından da bu dönemin ileride etkili olduğunu da biliyoruz. Evet, şimdi Türkiye'ye biraz daha ayrıntılı bakalım. Dediğim gibi okul öncesi eğitim alan, anaokuluna giden çocuklar ilginç bir şekilde bulgular gösteriyor ki hem öğrenim hayatlarında daha başarılı oluyor, üniversitede, lisede daha başarılı oluyorlar, hem de
iş hayatlarında daha başarılı oluyorlar. Türkiye'deki çocukların sadece 1/4, %26'sı okul öncesi eğitim alıyor. Ne yazık ki bunu derhal artırmamız lazım. Çocukların %93'ü ilkokula gidiyor. Bu iyi bir şey. Orta öğrenime giden çocuk oranı ise birdenbire yarı yarıya düşüyor %47'de. Bu devamlılık sorunu çok önemli bir sorun. Türkiye'deki çocukların okula devam sorununu aşmamız lazım. Eğitime devam etmesini sağlamamız lazım çocukların. Muratcan Bilgincan bunu da sordu. Daha ilk öğretim ve orta öğretimde bir devam sorunumuz var bizim. Hani çocuklar zorunlu eğitim kapsamında olmasına rağmen hala ilk öğretim dışında olan çocuklar var. Hala orta öğretim dışında olan çok sayıda çocuk var. Ve devam oranları da tabii ki çocuğun yani evdeki işte özellikle genç kadınlar açısından evdeki bakım yükü. Erkekler açısından ve hatta kadınlar açısından da dışarıda çalışarak eve gelir getirme sorumluluğu gibi durumlarla da karşılaşıyoruz. Dolayısıyla olabildiğince bu ihtiyaçlara yanıt verecek önlemlerin alınması çok önemli. Şartlı eğitim yardımlarının biz ilk öğretim düzeyinde baktığımızda önemli ölçüde devam, çünkü orada bir devam koşulu var. Bu eğitimin, pardon, bu yardımın alınabilmesi için çocuğun okula devamı şart koşuluyor ve olumlu etkileri olduğunu gördük. Fakat yine bu mesela kırsalda ve kentte farklı etki yaratabiliyor. Aynı tutar verildiği için çocuğun okula devamı karşılığında kentteki etkisi daha sınırlı oluyor. Dolayısıyla bu tutarların kentlerde yaşayan yoksul çocuklar için artırılması yine düşünülebilecek bir adım. Bir de çocuk işçiler var. Çocukları öldürüyoruz, iyi bakmıyoruz, bir de çalıştırıyoruz. Afrika'daki çocukların %25'i 5-14 yaş arasındaki, 5 yaşla 14 yaş arasındaki çocukların %25'i UNICEF'e göre çalışıyorlar. Güney Asya'da %12'si, Latin Amerika'da %11'i, Orta Doğu'da %9'u, Uzak Doğu'da %8'i 5 ila 14 yaş arasındaki çocukların çalışıyor. Türkiye'de İşçi ölümleri haberlerinde size ne yazık ki çocuk ölümleri de söylüyorum. Gerçekten utanç verici, gerçekten acı verici bir şey ama 15 yaşından 14 yaşından küçük çocuklar çalışırken ölüyorlar bu ülkede. 5-14 yaş grubundaki çocukların %5,9'u Türkiye'de ne yazık ki çalışıyor. Bir de şöyle bir şey var. Çocuğun anne babası zenginse ya da çocuğun anne babası fakirse bu onun durumunu çok yakından etkiliyor. Hem eğitim durumunu, hem başarı durumunu, hem de kariyer durumu. Eğer ailenin gelir durumu ve eğitim durumu açısından çocuk daha elverişsiz koşullara sahipse bu çocuğun gideceği okul türünü, özellikle orta öğretimde okullar arasında ciddi kalite farkları olduğunu biliyoruz ve özellikle orta öğretimde çocuğun devam edeceği okul türüyle yakından ilişkili. Çocuğun devam ettiği okul türü ve okulun kalitesi de çocuğun akademik başarısıyla, dolayısıyla gelecek iş yaşamı ve eğitim yaşamıyla yakından ilişkili. Dolayısıyla eşitsizlikleri hala bir düzeyde pekiştiren bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Ve bu süreçte çocuğa sunulan bu şartlı eğitim yardımları olabilir, taşımalı eğitim olabilir, okullarda beslenme programları olabilir ki henüz yok, olmasını ümit ediyoruz. Bunlar bu eşitsizliği giderici etmenler olabilirler fakat henüz Türkiye'de istenen durumda değiliz. Zengin bir ailede doğmak, iyi gelirli bir ailede doğmak sadece bir şans aslında. Dar gelirli bir ailede doğmak da sadece bir şans. Şu ülkenin vatandaşı olmakla bu ülkenin vatandaşı olmak da aslında birçok durumda bir şans. Ama çocuklar için bu ölümle kalım, yaşamla mezar veya başarıyla başarısızlık arasında bir şey. Şimdi bir klip izleyeceksiniz, o kliple size veda edeceğiz. Bir çocuğun ölümü bile ne kadar farklı olabilir? Sadece gelirle ilgili. Bir çocuk İsviçreliyse başka bir şey, Afganistanlıysa başka bir şey. Klibi izleyin, akılla, sevgiyle, bilimle ve lütfen vicdanla kalın.